Herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube'da değildim. Yavaş yavaş geri dönüyorum demiştim. Ve cilt bakım rutinimi ilk videoya almıştım. Bugün de günlük makyaj rutinimden bahsedeceğim. Günlük makyaj rutinimde fondöten kullanmıyorum. Daha çok kapatıcı tercih ediyorum. Ve bu videoda da sürekli yaptığım makyajımı paylaşacağım. İlk olarak neyle başladığımdan bahsedeyim. Gün içinde yoğun bir krem benim cildimde fazla yağlanma yaptığı için Clinique'in jel nemlendiricisini kullanıyorum. Öbür Eller'ın nemlendiricisini kullanmıyorum. Sürdüm. Yüzüm biraz kızarık galiba. Evet. Daha sonra far bazı kullanacağım. Far bazını niye kullanıyorum? Göz kapaklarımda çok fazla far kullanmıyorum çünkü. Hani gölgeli makyajlar vesaireler yapmıyorum. Far bazı Essence'ın I Love Stage far bazı. Ben bunu çok seviyorum. Far bazımı uyguladım. Arkasından hemen göz kapağımdaki far bazını biraz sabitliyorum. Essence'ın All About pudrasını kullanıyorum. Daha sonra çok uzun zamandır severek kullandığım Wet n Wild'ın brüle farını kullanıyorum. Arkasından kapatıcıya geçiyorum. Öncelikle göz altımdaki bu morlukları gizlemek için NYX'in HD Concealer'ının 5 numarasını kullanıyorum. Bu biraz turuncu alt tonlu. Arkasından da Maybelline'in Edge Rewind'di değil mi? Instant Anti-Age diye geçiyor ama bu Türkiye'ye yeni gelen kapatıcısını kullanıyorum. Daha sonra da galiba kaşık fırça diyorlar. O fırçalardan biriyle yaymaya başlıyorum. Şimdi rujumun kalıcılığını nasıl kendimce arttırdığımdan bahsedeyim. Bu biraz önce kullandığım far bazını, Essence'ın far bazını dudağıma uyguluyorum. Ve hangi ruju sürersem süreyim, özellikle matlarda, inanılmaz derecede uzun süreli bir kalıcılık elde ediyorum. Evet, şimdi sırada kontür var. Kontür için Maybelline'in Master Contour isimli bu kontür stiğini kullanıyorum. Kontürü de uyguladım. Şimdi kontürü hem sabitleyeceğim hem biraz daha belirginleştireceğim. Balm'ın Bahama Maması. Bunlar hafif uygulamaya çalışacağım. Gerçi kullandıklarım hep kamerada çok fazla çıkıyor ama aslında hiç o kadar. Daha sonra o günkü ruh halime bağlı olarak highlight uyguluyorum. Balm'ın Mary Luminizer'ını uygulayacağım. En sevdiğim fırçalarım bu aralar. Real Techniques'in bu Glow Fiber fırçaları. Bunu hafif kaş altına da getiriyorum. Benim de highlighter'ım parlıyormuş ya kamerada. Şimdi göz altlarımdan tekrar pudra geçiyorum. Onları sabitleyeceğim. Ve yüzümün son kısmına geliyorum. H&M'in eski allıklarından Tawny Rose galiba okunuşu. Bu şu an kamerada bayağı koyu görünüyor ama aslında çok daha hafif bir ton. Bu allığı uygulayacağım. Yine en sevdiğim fırçalarımdan biri. Eclipse'in. Bunu biraz dağıtıyorum. Şimdi gözlerime tekrar geri dönüyorum. Hala aynı farı kullanıyorum. Bu arada Rimmel'ın bu manyetik farlarından birini kullanacağım. Son iki uygulamam kaldı. Bunlardan biri kaşlarım. Kaşlarım bu arada en son gördüğünüze göre kalınlaşmış olabilir. Çünkü inanılmaz hoşuma gidiyor şu anki hali. Önce tarıyorum. Bu arada kaş fırçası arıyordum her yerde. Naşita yapmış ve çok beğendim. İnanılmaz güzel. Benimki çok kötüydü. Ve Anastasia Beverly Hills'in kaş pomadelerinden chocolate rengi bendeki Flormer'ın kaş fırçası.
Hemen boşlukların olduğu yerleri dolduruyorum. Şimdi kaşlarımı sabitleyeceğim. Aslında çok gerek yok ama benim içim rahat etmiyor. Burada çok ses yaptım değil mi? Essence'ın kaşığıyla. Son olarak rimelim ve rujum kaldı. Rimel olarak önce MAC'in Prep and Prime maskara bazını uyguluyorum. Biraz kururken bu arada rujumu süreyim. Flor Mar'ın 201 numaralı dudak kalemiyle dudağımı çerçeveliyorum. Arkasından da yine en sevdiğim rujum Pastel'in bu likit mat rujlarından 27 numara. Rujumu da sürdüm. Son olarak maskaramı sürüyorum. Maybelline Push Up Angel. Çok sevdim bu rimeli. Gerçekten çok sevdim. Fırçasını kullanmak biraz zor alışana kadar ama ben gerçekten performansına çok memnun kaldım. İndirimde almıştım. 16 liraya aldım galiba. Son bir adım unuttum. Onu da hemen ekliyorum. Gözlerimin iç kısmına Rimmel London'ın Nude kalemini sürüyorum. Ve makyajım bitti. Bu benim her gün klasik yaptığım makyajım. Bunu çoğu zaman değiştirmiyorum. Çok nadiren fondöten kullanıyorum. Uzun zamandır kullandığım favori ürünlerimi de ufak ufak artık YouTube'a tekrar geri döndüğüm için mutlaka favoriler videosu çekip size de bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.